Değerli katılımcılar, sevgili gençler. 1961 Anayasası göreceli olarak geniş bireysel ve toplumsal haklar, özgürlükler getirmişti. Bu ortamda toplumu ileriye taşıyacak siyasal partiler, demokratik kitle örgütleri, öğrenci dernekleri de hızla yerlerini almıştı. Toplumsal muhalefet emperyalizme karşı örgütlenmişti. Toplum ve insanlar çağdaş bir Türkiye için uyanmaya başlamıştı. 60'lı yıllar emperyalizmin ve tam bağımsızlık bilincinin yüceldiği, işçi ve öğrencilerin halktan yana çağdaş bir düzen özlemiyle ayağa kalktığı ve tek yol olan devrime koştuğu, gerçekten tam bağımsız Türkiye'nin yaratılacağı umut edilen yıllardır. İşçinin yanı sıra gençlik de sosyalizmden etkilenmiş ve önemli ölçüde siyasal hareketlerin içinde yer almıştır. Üniversitelerde lider olarak Deniz Gezmiş'in öne çıktığı boykot ve işgaller, Amerika 6. filo askerlerinin denize dökülmesi, hakları peşindeki işçilerin yaygın grevleri, toplum polisiyle çatışmalar, peş peşe gözaltı ve tutuklamalar, tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşü, dünya gençliğinin özgür bir dünya için 1968 kalkışması, 69 kanlı pazarı. Deniz Gezmiş ve devrimci arkadaşlarının bundan sonraki koşusu tam bağımsız Türkiye için Amerikan emperyalizmine karşı milli kurtuluş mücadelesidir. Kısa süren bu mücadele faşist 12 Mart askeri darbesiyle son bulacak, yükselen toplumsal gelişmenin de önü kesilecektir. Onurlu ve cesur duruşlarından geri adım atmayan Deniz Gezmiş ve devrimci gençler Kızıldere'de, Nurhak Dağları'nda ve idam sehpalarında ölümle buluşacaktır. Deniz, Hüseyin, Yusuf kimdir? Deniz Gezmiş, Ankara'nın Ayaş ilçesinde 27 Şubat 1947'de doğdu. 1966'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giren Gezmiş, lise yıllarında sol düşünceyle tanıştı. Ve 1965 Türkiye İşçi Partisi'nin Üsküdar ilçesine üye oldu. 30 Ocak 1968'de Hukuk Fakültesi'nde Devrimci Hukukçular Örgütü'nü kuran Gezmiş, 12 Haziran 1968'de İstanbul Üniversitesi'nin işgal edilmesinde önderlik etti. İstanbul'a gelen 6. filoyu protesto eylemlerinde yer alan Gezmiş, 30 Temmuz'da bu eylemlerinden dolayı tutuklandı ve 20 Eylül'de serbest bırakıldı. 1 Kasım 1968'de Samsun'dan İstanbul'a Mustafa Kemal yürüyüşünü düzenledi. Haziran'ında Filistin'e giderek Eylül'e kadar Filistin gerilla kamplarında kalan Gezmiş, 20 Aralık 1969'da yakalandı ve Cihan Alptekin'le birlikte 18 Eylül 1970'e kadar tutuklu kaldı. Daha sonra Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan'la birlikte Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdu. Nurhak'a dağdaki gerilla grubuna katılmaya giderken Sivas'ın Sarkışla ilçesinin Gemerek nahiyesinde Yusuf Aslan'la birlikte yakalandı. En uzun koşuysa elbet Türkiye'de devrim, onlar onun en güzel 100 metresini koştular. En sekmez lüverin namlusundan fırlayarak en hızlıydılar. Thank you.
Kıta. Telefon verin ne yapayım? Abi şu telefonlarla.